Herkese merhabalar. 12. dersimizle beraber buluştuk çocuklar. 12. dersimizin konusu duygusal ve abartılı cümleler. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlersen bu dersin sonunda duygusal cümle neymiş, abartılı cümle neymiş öğrenmiş olacaksın. Aynı zamanda dersin sonunda çözeceğimiz 8 soruyu kendi başına zorlanmadan yapabilirsin. Hazırsan başlayalım. Çocuklar, Cümle türlerimize devam ettiğimizde yenilerini öğreneceğimiz cümleler duygusal cümleler ve abartılı cümleler. İlk olarak duygusal cümleyle beraber başlayalım. Duygusal cümleler bir kişinin hislerini, duygularını veya içinde hissettikleri durumları anlattığı cümlelerdir. Bu cümleler mutluluk, üzüntü, korku, heyecan olabilir. Duygusal cümlelerde kullanılan kelimeler Okuyan da ya da dinleyen de bir duygu, bir hissiyat oluşturur. Örnek verelim. O kadar mutlu oldum ki sanki bulutların üzerinde yürüyordum. Bizde ne hissettirdi? O kişinin çok mutlu olduğunu ve hmm, kıpır kıpır hissettirdi. Seni o kadar çok özledim ki zaman geçmek bilmiyor. Bizde ne hissettirdi? Özlem duygusunu hissettirdi. Annemin bana sarılması tüy gibi hafif, hafif hissettirdi. Ne hissettik onun adına? Mutlu olduk, olumlu hissettik. Bu şekilde bize bir duygu veren, herhangi bir hissiyatı içimizde hissetmemize neden olan cümleler duygusal cümlelerdir. Abartılı cümleler ise bir e, durumu olduğundan çok 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 daha büyük çok 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 daha güçlü veya etkili göstermek için kullanılan cümlelerdir. Gerçekten daha fazla etki yaratmak amacıyla söylenen bu cümleler aşırıya kaçılır. Aşırıya kaçılmış ifadeleri belirtir. Abartılı cümleler dinleyenler üzerinde güçlü bir etki bırakmayı amaçlar. Örnek verelim. O kadar acıktım ki bir fil yutabilirim. Karnına bir fil sar mı? Hayır tabii ki. Bu bir abartılı cümle. Gerçekten bunun olmayacağını biliyoruz. Ama karnın o kadar boş olduğunu bize anlatmaya çalışmış. O kadar hızlı koştu ki rüzgarı geçti. Ne kadar hızlı koşarsak koşalım rüzgarı geçebilir miyiz? Hayır rüzgar daha sert eser. Ama bize rüzgar kadar rüzgar gibi hızlı koştuğunu ifade ediyor. O kadar çok güldüm ki karnım ağrıdı karnı ağrır mı gülmekten? Hayır. Ama bize çok çok güldüğünü ve bedeniyle beraber hareket ederek güldüğünü anlatıyor. Böyle bir şey oluyor mu? Hayır. Ama abartılı bir biçimde bize söylemiş. Gelelim sorularımıza. Şimdi soruları çözerken lütfen beni durdur. Önce kendi başına çözmeye çalış. Daha sonra beni dinle olur mu? Bakalım doğru yapacak mısın? 8 sorumuz hazırsak başlıyor. Birinci soru. Ayşe o kadar çok güldü ki gözlerinden yaşlar geldi. Cümlesi hangi tür cümleye örnektir? Duygusal, abartılı, emir cümlesi, soru cümlesi. Çok güldüğü için gözlerinden yaş gelmesi hangi cümle türüne örnekli biraz önce anlatmıştık? Abartılı cümle. Yani cevabımız B oldu. Soru 2. Ekranı durdur ve dene. Babam eve gelince mutluluktan havaları uçtum. Cümlesinde hangi duygu ifade edilmiştir? Mutluluktan havaları uçulur mu? Hayır. Aynı zamanda bu bir ne cümlesi? Abartılı cümle. Ama bizde hangi duygu ifade ediyor? Mutluluk. Yani bir cümle hem abartılı olup hem de farklı bir duygumuza hitap edebilir. Şıklara göre yol almak öğrencinin e, yapabileceği bir iş. Eğer ki cümlenin türünü sormuş olsaydı biz ne derdik? Abartılı cümle. Ama hangi duyguyu ifade ediyor dediği için, şu an çok mutlu olduğunu söylediği için mutluluk diyeceğiz. Üçüncü cümlemiz. Ağaçlar o kadar yüksekti ki, gökyüzüne değiyordu. Cümlesinde ne tür bir anlatım vardır? Duygusal, gerçekçi, abartılı, bilimsel. Ağaçlar gökyüzüne kadar yükselebilir mi? Hayır ama uzun olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımız C şıkkı abartılı cümle. Dördüncü sorumuz. Öğretmenim bana kızınca çok üzüldüm. Cümlesinde hangi duygu ön plandadır? üzüldüm diyor. Öğretmenin ona kızmasının sonucunda üzüldüğünü söylediği için cevabımız B şıkkı üzüntü olacak çocuklar. Son dört sorumuzla beraber devam edelim. Ekranı durdurup kendin çözmeyi deniyorsun değil mi? Sadece beni dinlemiyorsun değil mi? Evet ben de öyle tahmin etmiştim. Gelelim beşinci soru. Ekranı durdur ve çözmeye çalış. En sevdiğim oyuncağım kaybolunca çok üzüldüm cümlesi ne tür bir cümledir? Duygusal, abartılı, ünlem cümlesi, soru cümlesi. Ünlem cümlelerini ve soru cümlelerini işlemiştik. Neydi? Eyvah, vah, tüh gibi bir duyguyu tak diye söylediği cümleler ünlem cümlesiydi. Bize soru sorduğu cümleler soru cümlesiydi. Bir duygudan bahsediyorsa duygusal cümleydi çok olmayacak şekilde abartan cümleler. Abartılı cümleydi. Üzüldüğünü söylediği için bu bir duygusal cümle. Cevabımız A. Altıncı soru. Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döküyordu. Cümlesi hangi tür anlatımı içerir? Şimdi sen test tekniğiyle beraber şıkları elemeyi bilmelisin canım çocuğum. Bilimsel, abartılı, duygusal, komik. Bu bir komik cümle mi? Hayır. Bir duygu var mı? Hayır. Abartılı bir cümle mi? Hayır abartmıyor. Gerçekten sonbaharda yapraklarını döküyor ağaçlar. O yüzden bir bilimle alakalı, bir doğanın akışıyla alakalı durumu anlattığı için cevabımız A. Bilimsel cümle. Yedinci sorumuz. Sabahleyin o kadar çok uykum vardı ki kalkmak istemedim. Cümlesinde hangi tür anlatım kullanılmıştır? Abartılı. Abartı mı? Hayır. Gerçekten uykusu olduğu için kalkmak istememiş olabilir. Duygusal. Evet. Kalkmak istemediği duyguyu bize aktardığı için cevabımız B. Emredici. Bize bir şey emrediyor mu? Yap, et, kalk, git, ver, al gibi emretmediği için cevabımız C'de değil. Herhangi bir bilimsel açıklamada bulunmadığından dolayı cevabımız C. D şıkkı da olmuyor. 8. soru. Yağmur o kadar şiddetli yağıyordu ki sanki gökyüzü delindi. Cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gerçek durumu anlatır, abartılı bir ifadedir, duygusal bir cümledir, emredici bir cümledir. Herhangi bir emir var mı? Yap, et, kalk, git, hayır değil. Duygusallıkla alakalı bize bir duygunun geçtiği bir şey var mı? Hayır, yok. Abartılı bir cümle mi? Evet, çünkü gökyüzünün delineceği kadar bir yağmur yağmaz çocuklar. Gerçek bir durum anlatır. Yağmurun yağması gerçek bir durumdur. Ancak cümlenin devamına bakıldığında gökyüzünün delinmesi gibi bir durumda söz olduğu için A şıkkını da eleriz. Cevabımız B olur. Canım çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutma. Eğer ki ailem bilgilendirici içeriklere ulaşmak istiyorsa Instagram hesabım bir tutam öğretmenden beni takip edebilir. Konuyla ilgili etkinlik kağıtlarına da www.birtutamöğretmen.com'dan ücretsiz ulaşabilirsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.